Okey diyoruz. En son ne oldu? Bir tık ilginç bir bölüm okuduk. Felurion Kvothe işte şeyi söyletip duruyor. Hani gideceksin ama geri geleceğine bana söz ver. Kvothe işte söz veriyorum geri geleceğim. İşte yine böyle bunlar konuşuyorlar falan. Tekrar lafı direkt oraya getiriyor. İşte geri geleceğine söz ver. Kvothe diyor ki geri geleceğime söz veriyorum falan. Bir yerden sonra Kvothe otomatiğe bağlamış oluyor ve söylediği laf şu oluyor. Hani geri döneceğim. İşimi halleder halletmez hani kendimi güvende tutacağım ki sana geri dönebileyim. Kendimi güvende tutacağım ki sana geri dönebileyim falan. Felurion bir ara bu lafı düşünüyor. Sonra birden Kvothe'a bakmaya başlıyor. Kvothe'ın sırtına, ellerine, cırt cırt ve Kvothe'ın yara izlerinden hani böyle başına kötü şeyler gelen bir insan olduğunu görüyor ama öte yandan bir şekilde artık elinden mi anlıyor, başka bir yerinden bilmiyorum. Savaşçı olmayan bir insan olduğunu da anlıyor. Yani böyle bir şekilde Kvothe'un kılıç kullanmayan bir insan olduğunu anlıyor. Sonra Kvothe diyor ki sen savaşçı oluyor olsaydın ben sana zırh verirdim, kalkan verirdim ama sen savaşçı değilsin. İşte sen yönetici sınıfından bir insan olsaydın gibi bir şey mi diyor bilmiyorum. Taç vermeyi öneriyor. Düpedüz kral tacı ama sen o da değilsin diyor. Yani böyle bir şekilde soylu bir karakterden mi bahsediyorum ve bir şekilde zengin olan, zengin olduğu belli olan falan. Ben böyle anladım ama emin değilim. Neyse ama diyor sen bir moonwalker'sın diyor. Sen ayın peşinden yürüyorsun, sen geceleri yürüyorsun. Hani sen gezicisin, sen yolcusun, yolda olan birisin. Sana ben bir şey yapayım diyor. Şey gibisinden bir nesne söylüyor orada. Hani en baş anlamıyoruz ama bölüm içinde öğreniyoruz ki gölgeden bir pelerin gibi bir şey, gölgeden yapılan. Bunu nasıl yapıyor? Bunlar işte aşırı derinlere gidiyorlar Fey'de. İlk defa Felurion'un mekanını bırakıp Fey alemindeki başka yerlere gidiyorlar. Hani bekliyoruz ki böyle yeni Fey var, yaratıklar görsünler. Cırt cırt. Hani bir ara çok tehlikeli bir yaratık görüyorlar. Kvothe diyor ki çok keskin olan ve çok sessiz hareket edebilen bir şey sezdim diyor. Ama dönüp bakmıyor ve Felurion da aşırı gergin bir şekilde hareketsiz yerde yatıp durdu falan. O esnada diyoruz. Onun dışında o karakteri görmedik. Onun dışında Felurion'un etrafında dolaşan kelebekler var. Onlar bu bölüm, geçen bölümde onlardan görmedik çünkü geçen bölüm işte bu şey dediğimiz gölgeden yapılmış pelerini yapabilmek için Kvothe'a gölge toplamaya gittiler. O gölgeleri gördük diyoruz. Anormal derecede karanlık olduğu zaman çok düşük frekanslı kelimeyi doğru kullanıyorsam sesler çıkardı Felurion. O seslere cevap olarak bu gölgeler gelmeye başladılar. Felurion bu gölgeleri topladı. Sonra onları bir ara bir yere oturup onları şeyden gökyüzünden hüzme hüzme inen ışıkları kullanıp onları ışıklarla dikti falan. Aşırı böyle what the hell sahneydi. Felurion düşünüyor ki bu pelerin Kvothe'u bir şekilde saklanabilir bir insan haline getirecek. Oradan böyle çok fazla Hobbit vari göndermeler var. Hani gönderme mi var yoksa Hobbitlerin bir şekilde kendini saklama ihtiyacıyla Kvothe'un kendini saklama ihtiyacı arasında bir paralellik kaçınılmaz olarak mı var bilmiyorum. Hani böyle Patrick Rothfuss Tolkien'in dünyasında bir şeylere gönderme yapıyor mu şu an? Yapıyor da olabilir. Ama bir paralellik çok bariz. Çok bariz bir benzerlik var. Okey. Neyse geçen bölüm buydu. Hani böyle Kvothe'un gölgelerini topladılar. Sonra da gökyüzünden gelen ışık süzmeleriyle onları böyle birbirlerine dikişledi şey Felurion. Sonra da geri döndüler diyoruz. Geçenki bölümün önemi neydi? Hani en önemli olay Kvothe'un Fey'de Felurion'un mekanı olmayan bir yerlere gitmiş olmasıydı. Hani bir sürü yeni yaratık çatçut görmesini bekliyordum ben. Hiç kimseyi görmedi diyoruz. Bir şey dışında ama gördüğü şeyin ne olduğunu bilmiyoruz. Çünkü Felurion hakkında konuşmadı. Kvothe görmedi. Hani böyle elimizde bir betimleme yapacak bir özellik çatçut falan da yok diyoruz. Durum bu. Başlamadan önce diyecek bir şey var mı düşünüp geliyorum. Chapter 101 Closing Off to Touch. After our shadow gathering expedition, I asked more pointed questions about Felurion's magic. Most of her answers continued to be hopelessly matter of fact.
How do you take hold of a shadow? She motioned with one hand, as if reaching for a piece of fruit. That was how, apparently. Other answers were nearly incomprehensible, filled with vague words I didn't understand. When she tried to describe those terms, our conversations became hopeless rhetorical tangles. At times, I felt like I'd found myself a quieter, more attractive version of Elodie. Still, I learned a few scraps. What she was doing with the shadow was called grammarai. When I asked, she said it was the art of making things be. Shaping dediğimiz olay bu sanırım. This was distinct from glamourai, which was the art of making things seem. Okay, aynen bu shaper oluyor. The art of making things be, kvotun olmadığı bir şey. The art of making things seem. Bu da kvotun şu ana kadar yapabildiği şey mi oluyor? Ama rüzgarın adını kullandığı bir şekilde ve Felurin etrafında zırh gibi bir şey yaptıydı. Hani o bir sim değil bence. O bir simin ötesinde olan bir şey. Hani belki de sim dediğimiz olay bir şeyin gerçek adını bilip o şeyi görebilmeye başlamak. Hani kvot rüzgarı görebilmeye başlıyor. Hani rüzgarı kullanmadı en baş Emroz olayında. Ama rüzgarı görebilmiş oldu ve bir şekilde rüzgarı kullandı ama farkında olmadan çok fazla. Bu durumda The Art of Making Things Seem kullanmış oldu Kvot. Ama Feli ürüne karşı The Art of Making Things Be kullandı. Gayet rüzgarı gördü, rüzgarı kullandı. Kendi yararına gelecek bir şekilde bir amaç doğrultusunda kontrolü içinde olarak da. Hani bir seviyeye kadar olsa bile kontrolündeydi diyoruz. Okey, bu sanırım gördüğümüz ilk Shaper'ların Knower'lardan farkı gibi bir şey. Hani gerçi bir de ne var? İşte Alt var, Reler var, bir de Elir var. Reler var, bir de Alt var. Hani Reler'ın speaker olduğunu biliyoruz. Elir Seer, Reler speaker, Alt burada bu durumda Shaper oluyor sanırım. Hani bu durumda The Art of Making Things Be bu Elt'e giriyor. The Art of Making Things Seem bu sanırım Elir'e giriyor. Bilmiyorum. Kafam karıştı. Bir tık yalan yok. I also learned that there aren't directions of the usual sort in the fae. Neutrophil compass is useless as a tin cod pies there. North does not exist. And when the sky is endless twilight, you cannot watch the sunrise in the east. But if you look close at the sky, one piece of the horizon will be a shade brighter, in the opposite direction, a shade darker. If you walk toward the brighter horizon, eventually it will become daytime. The other way leads to darker night. If you keep walking in one direction long enough, you will eventually see a hot day pass and end up in the same place you began. That's a theory at any rate. Felurin described those two points of the Fae compass as day and night. The other two points she referred to at different times as dark and light, summer and winter, or forward and backward. Once she even referred to them as Grimward and Greening. But something about the way she said it made me suspect it was a joke. I have a good memory. That, perhaps more than anything else, sits in the center of what I am. Hani bütün bu anlatabildiklerin sırf doğal bir yetenek olan memoriden mi geliyor kanka diyoruz. Dena'nın memorisi senin memorinden daha iyi. Bizim şu ana kadar gördüğümüz detaylardan benim anladığım. Ve sen şu anki hayattaki anlattığın hikayede olduğun insanın memorisiyle bu kitabı ezberden söyleyebilecek bir seviyede değilsin bence. Kesinlikle bir şeyler see diyoruz. Ama bir şekilde sits in the center of what I am demesiyle hikaye anlatması arasında bariz bir bağlantı var. Çünkü çok net bir şekilde 7 kelimeli cümlelere, 10 kelimeli cümlelere kadar her şeyiyle anlatıyor. Bir şekilde anormal bir memori kullanımı var. Burada
Ve sonuçta hikaye de anlatıyor. Büyük bir hikaye anlatan bir karakter. Sesini de center of atayan. Okey, bunun hakkında düşünce. It is a talent upon which so many of my other skills depend. Yani hızlı öğrenmesi, öğrendi her şeyi aklında tutması, bir şekilde her şeyi hatırlayabildiği için aklını bir sürü parçaya bölebilmesi, bunların hepsi benim hafıza yeteneklerimin etrafında dönüyor diyor. Olabilir diyor. Bir cepte dursun. I can only guess how I came by my memory. My early stage training perhaps. The games my parents used to help me remember my lines. Perhaps it was the mental exercises a bandit taught me to prepare me for the university. Çok uzun zaman oldu diyor da Benti'yi hiç hatırlamayalı. Wherever it came from, my memory has always served me well. Sometimes it works much better than I'd like. That said, my memory is strangely patchy when I think of my time in the Fae. My conversations with Felurian are clear as glass. Her lessons may as well be written on my skin. The sight of her, the taste of her mouth, they're all fresh as yesterday, but other things I cannot bring to mind at all. For example, I remember Felurian in the purpling twilight. It dappled her through the trees, making her look as if she were underwater. I remember her in flickering candlelight, the teasing shadows of it concealing more than it revealed. And I remember her in the full, rich amber of lamplight. She basked in it like a cat, her skin warm and glowing. But I do not remember lamps or candles. There is a great deal of fuss when dealing with such things, but I cannot remember a single moment spent trimming a wig or wiping soot from the glass hood of a lamp. I do not remember the smell of oil or smoke or wax. I remember eating fruit and bread and honey. Felurian ate flowers, fresh orchards, white thrill even. Lush salads. I tried some myself. The violets were my favorite. I don't mean to imply she ate only flowers. She enjoyed bread and butter and honey. She liked blackberries especially. And there was meat too. Not with every meal, but sometimes. White venison, pheasant, beer. Felurian ate her so rare that it was almost raw. She was not a fastidious eater either, not prim or courtly. We ate with our hands and teeth, and afterward, if we were sticky with honey or pulp or the blood of beers derken ahi de mi yiyorsunuz diyoruz, we would wash ourselves in the nearby pool. I can see her even now, naked, laughing, blood running down her chin. She was regal as a queen, eager as a child, proud as a cat. And she was like none of those things, nothing like them, not in the least little bit. My point is this: I can remember our eating. What I cannot remember is where the food came from. Did someone bring it? Did she gather it herself? I cannot bring it to mind to save my life. The thought of servants intruding on the privacy of her twilight glade seems impossible to me, but so is the thought of Felurian baking her own bread. Ama öte sana bir clock yaptı kanka. Neydi onun adı hatırlamıyorum. O gölgeden şey yaptı, pelerin yaptı sana. Ona niye şaşırmıyorsun mesela? Bence bir şekilde kendi yapıyor. Sadece kvot görünüyor. Bilmiyorum. The deer on the other hand, I could understand. I had not the least doubt she could run one to ground and kill it with her hands if she desired. Or I could picture a shy heart venturing into the quiet of her twilight glade. I can imagine Felurian sitting, patient and calm, waiting until it came close enough to touch. Demiş, bölüm bitiyor. Okay, diyoruz. Chapter 102, The Ever Moving Moon. Kapatmadan önce diyecek bir şey var mı düşünüp geliyorum.
Nope. Hadi görüşürüz.